Avrupa'da bir savaş daha kapıda mı? Sırbistan-Kosova gerilimi giderek tırmanıyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Kosova'nın kuzeyinde meydana gelen son olaylarla ilgili açıklamasında, "İsterseniz hepimizi öldürün ama Kosova'yı tanımayacağız." dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Kosova'nın kuzeyinde polisle Sırp grup arasında çıkan çatışmaların ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın toplantısı düzenledi. Vučić, olaylarda 3 Sırp'ın hayatını kaybettiğini ifade ederek ülkesinin ve halkının 2004-2008 yılları arasındaki dönemden bu yana en zor günlerden birini yaşadığını söyledi. Kosova'nın kuzeyinde bu sabahtan itibaren neler olduğunu incelemesi gerektiği için daha önce açıklama yapamadığını ifade eden Vučić Saat 02.46 sularında bir grup Kosovalı Sırp, Kosova'nın kuzeyindeki Banskaya barikat oluşturmak amacıyla iki kamyon yerleştirdi. Bunun ardından Kosova polisi geldi ve barikatı kaldırmaya çalıştı. Bunun ardından barikatı kuran Sırplarla çatışma çıktı ve bu çatışmada bir Kosova polisi öldü ve bir kişi daha yaralandı, dedi. Sırpların artık Kurti'nin politikalarına boyun eğmek istemedikleri için isyan ettiklerini vurgulayan Vučić, bunların olabileceğini defalarca söylememize rağmen bize pek az dinleyen oldu, dedi. Kosova polisinin müdahale için NATO'nun Kosova gücünden onay aldığını ifade eden Vučić, aldığımız bilgilere göre ikisi keskin nişancı ateşiyle olmak üzere 3 Kosovalı Sırp hayatını kaybetti, ikisi ağır yaralı ve bir kişinin daha öldürülmüş olabileceğine ilişkin endişe duyuluyor. Evlere de ateş açtılar dedi. Gün boyunca Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında bulunduklarını vurgulayan Vučić, sabırlı ve sorumlu hareket edeceğiz, kararlarımızı dikkatli bir şekilde alacağız, kararları detaylı bir şekilde hazırlayacağız ve bu kararlarla halkımızın karşısına çıkacağız dedi. Kosova'nın kuzeyinde Sırp polislerin görev yapması gerektiğini söyleyen ve uluslararası toplumu Sırp Belediyeler Birliği'ni tesis etmeye çağıran Vučić, artık çatışma yaşanmamasının tek yolunun bu olduğunu ileri sürdü. Sırp halkını barış ve itidalle davet ettiklerini ifade eden Vučić, kendilerinden bunu rica ediyoruz. Devletlerine güvenmelerini istiyoruz. Tüm söyleyebileceğim bu. Bize düşen kan dökülmemesi için elimizden geleni yapmak, bize düşen barışı korumaya çalışmak dedi. Kosova polisinin öldürülmesini asla onaylamadığını ve bunun kınanacak bir eylem olduğunu ifade eden Vučić, Kosova'da olayların tek suçlusu Albin Kurti'dir. Uluslararası toplumdan destek almış olsa da Savaş ve çatışma isteyen sadece Kurti'dir. Bizi NATO ile çatışmaya çekmek kendisinin hayatındaki en büyük arzusu dedi. Vučić, Sırbistan'a Kosova'yı tanıması için baskı yapılıyor. Asla tanımayacağız. İsterseniz hepimizi öldürün ama Kosova'yı tanımayacağız dedi. Kosova'nın kuzeyinde silahlı bir grup Sırp, Kuzey Mitrovica'da yer alan Leposavic sınır bölgesindeki Zveçan Belediyesi'ne bağlı. Banska köyü girişindeki köprüye iki adet plakasız kamyonla barikat kurarak trafiği kapatmış ve ihbar üzerine bölgeye giden polislere ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu bir polis hayatını kaybetmiş bir polis de yaralanmıştı. Saldırganlar daha sonra Banska Manastırı'na konuşlanmıştı. Kosova polisinin operasyonu sırasında 3 Sırp saldırgan etkisiz hale getirilmişti. Kosova Başbakanı Kurti saldırının Sırbistan'ın desteğiyle organize edildiğini söylemiş ve Banska köyünde ağır silahlarla donanmış 30 kişi bulunduğunu açıklamıştı. Bunların profesyonel ordu ve polis güçlerinden oluştuğunu ve savaşmak üzere Kosova'ya geldiklerini söyleyen Kurti, üniformalı saldırganların zırhlı araçlar kullandıklarına dikkat çekmişti.